arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir şiş örgü çalışması yapacağız bu modelimizi yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz yapımı gayet kolay 3 Üç ve 3'ün katlarıyla kurulmakta modelimiz yeleklerde ceketlerde çeyizlik ürünlerinizde severek kullanabileceğiniz modelimizi ben Elite Baby ipimle çalıştım tiftik angora dilediğiniz ince iplerle örebilirsiniz. Dilerseniz benim ördüğüm gibi normal bebe ipleriyle de örebilirsiniz. Ben bu modelimizi örmek için 3 numaralı şişimi kullandım. Evet şimdi küçük bir parça şöyle iki model üzerinden 15 tane ilmeğimizi alarak çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. 15 tane ilmeğimizi aldım. Modelimizi ön tarafta kuracağım için bu sırayı bir sıra düz örerek yani haroşa gibi oluşturarak diğer tarafta modelimizi kurmaya başlayalım. buradaki yaptığımız işlem lastik örgümüzü oluşturmakta. Lastik örgümüzü nasıl öreceksek o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakınız bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimi, zeminimi hazırlıyorum. Ters yönden kurmamak için modelimi. Son iki ilmeğimi de örüyorum. Evet, son iki ilmeğimizi de ördükten sonra örgümün düz yönünü çeviriyorum ve modelimi buradan itibaren kurmaya başlıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane daha ters örüyorum. Bir boş aldım, bir düz, bir ters ördüm. Üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, iki ve üç. Bir ters örüyorum. Tekrar düz örüyorum. Yine ters örüyorum. 3 tane düzümü örüyorum. 1 2 ve 3. En son 3 ilmeğimi ters düz ve en son ilmek olduğu için düz olarak örüyorum. Kenarlarımız düzgün durması için. Evet şimdi ilmeklerimizi nasıl kurduğumuza bakalım. Boş ördüm. Düz. Ters. 3 tane düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. 3 tane düz. Bir ters. Bir düz. Buradaki de boş olarak düz olarak ördük ama normalde kenar dikiş ilmeğimiz olacak burası zaten. Evet arkaya çeviriyorum. Arkasında modelimizi önde kurduğumuz şekliyle yani gördüğümüz gibi örüyoruz. Hemen tersi görüyorum, örüyorum. Bu yönde düzümü görüyorum, örüyorum. 3 tane tersimi görüyorum. 2 3. Hiç işlem yapmadan örüyoruz gördüğümüz şekliyle. Düz 3 tersimi örüyorum. 1 2 ve son ilmeğimizi her zaman düz örelim kenar dikiş ilmeğimizi ve modelimizi buradan itibaren kurmaya başlayalım Bakınız bir boşumuz her iki sondaki birer e, dikiş ilmeklerimiz aslında bir düz bir ters üç tane düz bir ters bir düz bir ters, bir ters üç düz bir ters bir düz Evet şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ikinci düz ilmeğimi şişimden değil Hemen alttaki örmüş olduğum sıradan alıyorum. Bakınız modelimizi koruyorum. Bir tane tersimi yine aynı şekilde örüyorum. Örgümüzü bu sıramızda biraz daha boyunu uzatmak için örüyoruz. Üçüncü sıramızı yine üç tane düz bir ters bir düz düzü şöyle aşağıdan alalım. Bir tek olan düzümüzü alttan alıyoruz. Bakın şişten değil aşağıdan girerek alıyorum. En son ilmeğimi yeniden düz olarak örüyorum. Arkadan bütün ilmeklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Arkada hiçbir işlem yapmıyoruz bu modelimizde. Düzleri düz, ters ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi düz örüyorum. Evet modelimizin ön yüzünü çevirdik. Artık şuradaki görmüş olduğumuz ilmek çıkartma işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz yönde her zaman buradaki tek duran düz ilmeklerimizi şişten değil alttan alıyoruz. Ama arka yüzden değil ön yüzden. Arka yönde herhangi bir işlem yapmıyorum. Tersimi örüyorum. Evet, bütün modelimizin kurulumu bu 3 tane ilmeğimizin üzerinden olacak. Şimdi bakalım. 3 ilmeğimizin hiçbirini örmüyorum. 1 2 3 Aşağıya doğru sayıyorum. 3. ilmeğin ortasına giriyorum. Bakın 3 ilmeğimi örmedim. Tam ortadaki 1 2 3'e girdim. İpimi alıyorum. Buradan bir tane ilmeğimi uzatıyorum. Ve 3 tane ilmeğimi hemen örüyorum. Üçünü de Ortadan bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar aynı yere batıyorum ve bir tane daha ilmeğimi uzatıyorum. Ve hemen tersimi örüyorum. Düzümü şişten değil bir alttan örüyorum. Tersimi örüyorum. Yeniden modelimizi kuracağımız bölümümüze geliyoruz. 3 ilmeğimize hiç dokunmadan ortadakinin 3. ilmek içine girerek ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 ve 3 giriyorum ilmeğimi çıkarıyorum sonrasında üç tane ilmeğimi örüyorum bakınız ilmeğimi uzattıktan sonra aynı yuvaya tekrar giriyorum bir tane daha ilmeğimi uzatıyorum sonra tersimi örüyorum düzümü aşağıdan örüyorum şişten değil bir aşağıdan örüyorum en son ilmeğimizi yine düz olarak örelim şu şekilde bakınız ilmeklerimizi uzattım modelimizi göstermek istiyorum örgümün arka yönünü çeviriyorum birinci ilmeğimizi örmeden alalım ikinci ilmeğimi ters örüyorum üçüncü ilmeğimizi yine örüyoruz biraz önceki örmüş olduğumuz bakınız ilmeğimizi aldığımız ipimizi tekrar şişimizi örmeden geçiriyorum ortadaki üç tane tersimi örüyorum Uzatmış olduğum ilmeğimi yine şişime takıyorum. Bir düzüm örüyorum, tersimi örüyorum, düzümü örüyorum. Bakın burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Buradaki, şuradaki görüntüyü oluşturacak alttan alma işlemini arkadan yapmıyoruz. Tekrar uzatmış olduğumuz ilmeğimin olduğu yere geldim. Örmeden alıyorum. 3 tane tersimi örüyorum. Tekrar ilmeğimi şişime geçiriyorum. Bir tane düz, ters ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve örgümü şöyle çeviriyorum. Bakınız, modelimiz gayet güzel bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi düz ilmeğimizi her zaman şişten değil, bir aşağıdan alalım ve kabartılı durmasını bu şekilde sağlayalım. Tersimi örüyorum. Bakınız, içerisinden çıkardığım ilmeğim ve diğer arkadaki bulunan ilmeğimi düz olarak her ikisini örüyorum örgünüzün alış yönüne göre sağa ya da sola yatırmanız gerekebilir benim alış yönüme göre bu başlangıçtaki örgümü yatırmama gerek yok bu ilmeği ama diğerine ters yönden almam gerekmekte düzgün yatabilmesi için ortadaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum bakınız sondaki çıkarmış olduğum ilmeğim ve düz ilmeğimi ardından giriyorum düzgün bir şekilde yatması için bakınız. Bu kısma dikkat edelim. Örgünüzün alış yönünde hangisi düzgün oluyorsa bu yönden ya da diğer yönden bir tanesini deneyerek yapabilirsiniz. Evet tersimi örüyorum. Tekrar düzüm örüyorum ama aşağıdan alıyorum. Tersimi örüyorum. Uzatmış olduğum ilmeğin ve alttaki bir tane düz olanın her ikisini aynı anda alıyorum ve örüyorum. Bir. Ortadaki Tek düz örüyorum ve uzattım ve üçüncü düz ilmeğimi şöyle arkadan giriyorum. Bu yöne doğru yatırıyorum. Tersimi örüyorum. Tekrar düzümü aşağıdan örüyorum. En son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Modelimizi ilk kurulum olarak kurduk. Şimdi arkasını çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Terslerimizi ve düzlerimizi nasıl görüyor isek o şekilde örelim bir düz düz çeviriyorum ve hemen modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz bu ilmek çıkarma işlemimizi bir sıra tersimizi ördükten sonra hemen modelimizi yeniden bu ilmek uzatma işlemini yapmaya başlıyoruz Önden düzlerimizi her seferinde şişten değil alttan örüyorum. Tersimi örüyorum ve hemen sayıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi alıyorum. 3 düzümü örmeden önce ilmeğimi çıkardım. 3 düzümün hepsini örüyorum. 1, 2, 3 ve yine aynı yere giriyorum. Tekrar kenardan bir ilmek daha çıkarıyorum. Aradaki tersimi örüyorum düzümü aşağıdan örüyorum tersimi yine örüyorum 3 tane ilmeğimi hiçbirini örmeden 1 2 3 giriyorum ilmeğimi uzatıyorum 3 tane düzümü örüyorum tekrar aynı yere giriyorum bir tane daha ilmeğimi buradan çıkarıyorum tersimi düzümü aşağıdan tersimi yani en sondaki ilmeğini düz olarak örüyorum ve bu şekilde arkasını çevirelim. Uzatmış olduğumuz ilmeklerimizi almayalım. Evet, modelimizi ön yüzde yeniden kurdum. Hemen arka yüzünü çeviriyorum. Arka yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz. Uzatmış olduğumuz ilmeklerimizi örmeden şişimize takıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden şişimize geçirelim. Ters ilmeğimi görüyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü örüyorum. Uzattığım ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Bakınız burada dikkat etmemiz gereken nokta ipimiz arkada kalmayacak. İpimizi önümüze alacağız. Yani kendi tarafımıza ilmeğimizin önünde kalmayacak. 3 tane tersimi örüyorum. 3 tersimden sonra yeniden uzattığım ilmeği görüyorum. Bakınız onu da şişime takıyorum. Düzümü örüyorum. Tekrar tersimi düzümü gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar uzattığımız ilmeğimizin olduğu yerdeyiz. Örmeden şişime geçiriyorum ama ipim kendimizden tarafta bakınız. Diğer tarafta kalırsa önünde durur. 3 tane tersimi örüyorum. 3 tersimi ördükten sonra diğer uzattığım ilmeği yine örmeden şişime takıyorum. Bir tane düzüm, tersim, son ilmeğimizi düz olarak örelim. Arkadan gördüğümüz şekliyle ördük. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde bakınız, uzun ilmeklerimizi örmeden şişimize takmıştık şu şekilde. Aradaki 3 tane ilmeğimizi ördük. Diğerlerini zaten herhangi bir işlem yapmaksızın örmeye devam ettik. İlk ilmeğimi Örmeden alıyorum. Düz yöndeyiz ve buradaki düz örgümüzü şişimizden değil diğer ilmek içerisinden örüyorum. Tersimi örüyorum. Bakınız uzattığım ilmek ve ortadaki 3 tane düz ilmeğimin bakın şu şekilde alttaki ilk düzle uzattığım ilmeği birlikte örüyorum. Ortadaki düzümü örüyorum. Son düzümü ve uzattığım ilmeği şöyle arkasından girerek düzelterek örüyorum. Bakınız yönünü düzeltiyorum. Tekrar tersimi örüyorum. Düz ilmeğimi şişimden değil bir altından örüyorum. Tersimi örüyorum. Yine uzattığım ilmek ve alttaki düz ilmeğimi aynı anda örüyorum. Tek düzümü örüyorum. Arkadan giriyorum. Hem uzattığım ilmeği hem de düz ilmeği aynı anda alarak örüyorum. Tersimi Bakın düz ilmeği şişten değil bir altından ve son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimizi düz olarak örmemizin sebebi kenarımızın şu şekilde çıkmasını sağlamak. Arkadan gördüğümüz şekliyle örelim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Düzümüzü örüyorum. Tersimiz, tekrar düzümüz terslerimiz gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.